Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel çiçekleri olan sevdiğim bir yazma var. Bu yazmanın kenarında size güzel bir örnek hazırladım yapmak için. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlarken ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığımızda benim tığlama ile ilgili detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Ee, yazmamın içerisindeki güller pembe ve mavi renk ağırlıklı. Ona göre ip Iplerimi seçtim, ayarladım. Hemen göstermek istiyorum. Altın Başak marka 3 numara yeşil ip kullanacağım. Kenarlarını tığladım ipim de bu. E, mavi renk için Altın Başak 696 numara mavi kullanıyorum, aynı ton. Pembe için Altın Başak 5 numara pembeyi tercih ettim. E, yazmamız zemini Krem rengi. Yazmamın zeminindeki kremi çiçeklerimin iç kısmında kullanacağım. Bu da yine Altın Başak marka. Üzerinde krem yazan krem arkadaşlar. Bir de bu modeli yaparken isteyenler kalem, isteyenler dondurma çubuğu kullanabilir. Ben bugün dondurma çubuğu kullanacağım. Çubuğumu da göstereyim arkadaşlar. Bu çubuğun üzerinde oyamızı yapacağız. Kullandığım tığım da bu model için 21 numara bir tığ kullanacağım. Hemen oyama yapılışına geçmek istiyorum. Güzel bir model olacak. O yazmama çok yakışacak. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Oyamı yapmaya başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Burada hemen geldim. Şöyle göstereyim tığ battımı. Tığ battımın altından sık iğne ile girdim bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne yine 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ batının altından girdim. Yine üstüne şöyle göstereyim. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Tığ ile ilgilenen hanımlar zaten bu çimeni daha önce ya yapmışlardır ya da nasıl yapıldığını tahmin ediyorlardır. E, ee, bu şekilde çiçek yuvaları arasında ben 5 tane çimen yaparak devam ediyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanım oluştu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum ve yine 3 zincir çekerek geldim. Bu şekilde tığ altından tutturdum. Şimdi yuvamızı yapalım çiçek yuvamızı. Çiçek yuvamızı yaparken de 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Üstüne kirpik yapmıyorum. Yine 3 zincir çekeceğim. 3 zincirle bir sonraki tığ battının altından geçtim sık iğne ile tutturuyorum yine burada 1 2 3. Zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tabağının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim oyamın ters yönünü dönüyorum boş bıraktığım trabzanın tepesinden Sık iğne ile zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Tekrar düz tarafını döndüm. Sık iğne ile zincirimin altından giriyorum. Oluşan tığımdaki ilmeği genişlettim. Dondurma çubuğumun üzerine geçiriyorum. Aynı şekilde zincirimin altından tekrar geçiyorum. Şuradaki ilmeğimi çıkarttım. Yine aldım çubuğumun üzerine geçirdim. Yine aynı şekilde. Bu şekilde çubuğumuzun üstüne 9 tane ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda benimki 3 oldu. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. 9 Dokuz tane yaptık. Şimdi burada bir defa daha giriyorum ilmeğimi. Tığımın, tığıma bir ilmek almış oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sonraki tığ battının altından girerek burada devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım trabzanını yaptım üzerine şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum 5 zincirimi yine düğümledim 1 2 3 zincirle bu şekilde yapıp devam ediyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar ee, az önce de dediğim gibi beş tane çiçek e, çimen yapacağım üstüne bir tane çiçek yuvası yapacağım arada bu şekilde oyamı yapmaya devam edeceğim çimenim böyle hemen e, bir tane daha yuva yapayım yanına bir tane pembe bir tane de mavi çiçek göstermek istiyorum size bir tane daha yapayım beraber üst kısmı süslemesine geçelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Ben bu oyayla eğer bu yazmayı tamamlasaydım dondurma çubuklarından bende daha fazla miktarda var. Çıkarmadan devam ederdim. Çünkü çıkardığımız zaman şu kısımda bir çözülme yaşanabiliyor geriye doğru. Bu nedenle yaparken çıkararak yapmayı tercih ederdim. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde çimenimiz böyle devam ediyor hemen üst kısmın çiçeklerinin yapılışına geçelim. Üst kısmın çiçeklerinde önce krem rengi olan bölüm yapılıyor. iç kısmı için daha sonra renkli olan kısmıyla devam ediliyor. Hemen başlayalım yapmaya. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çiçeğimin iç kısmını bu renkle yapacağım. İlmeğimi oluşturdum. Geliyorum çimenime. Şöyle göstereyim. Çimenimiz buradaydı. Bu şekilde hazırlamıştık. gevşiyor demiştim. İşte benimki de çubuğun üzerinden çıkarınca birazcık gevşedi. Hemen birinci, ikinci, üçüncü ilmekten giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum burada. Bu şekilde. Sonra üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aynı yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. Yine 2 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde 3 tane yan yana trabzan yaptım. Üstüne 2 zincir daha çekiyorum. Kendi yuvasına sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane üstüne zincir çektim. Bu 3 zincirle sıradaki 3 ilmeğinden geçiyorum. Birinci, ikinci, üçüncüden geçtim. Sık iğne ile. Buraya ipimi tutturuyorum. Üstüne yine iki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aynı yuvadan girerek bu şekilde ikinci ve üçüncü trabzanımı yaptım. Trabzan düzenim hiç değişmiyor. Bir doluyorum. ikişer ikişer çıkarak üstüne iki zincir çektim. Aynı yuvadan kapatıyorum yaprağımı. Üstüne tekrar 3 zincir çekiyorum ve son dal için birinci, ikinci, üçüncüden giriyorum ve düzelttim. Şimdi bunların hepsini çekerek düzeltebilirim. Biraz önce ayarı bozulmasın diye düzeltmedim ama şimdi artık hepsini tutturduğumuz için düzeltebiliriz. Üstüne iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 i̇ki, iki çıktım. Yine bir defa doladım. Yine iki iki çıktım. Yine bir defa doladım. Yine ikişer ikişer çıkacağım. En son ben bu beyaz kısmı bitirdikten sonra iplerimi yakıyorum arkadaşlar. İki zincir çektim. Yuvaya tutturuyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada hemen ipimi keseceğim. İpimin fazla kısımlarını da üst kısmı süslemesine başlamadan önce yakıyorum. İç kısmını yaptım. İç kısmı bu şekilde oluyor. Şu anda ütülü değil. Tabii ki daha da düzelecek, yerleşecek iyice. E, renkli kısmı için mavi ipimle ilmeğimi oluşturup başlayacağım. E, gösterdiğim şekilde, gösterdiğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim çiçeğime. Oyamın ters tarafından başlıyorum renkli kısmına. Şu en son yaptığım krem rengi ipimin bulunduğu yuvadan giriyorum. Sık iğne ile bu şekilde girdim. Burada üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aradaki 3 zincirimin altından geçtim tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine diğer 3 zincirden tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bu sefer diğer yeşil yuvada krem rengi tomurcuktan daha sonrasında tutturuyorum. 2 tane burada zincir çektim. 2 zincirle hemen çiçeğimin yanında bulunan çimenden sık iğne ile tutturuyorum. Boyamın üst tarafını döndüm burada. Şimdi şu krem rengi olan kısmı yatırıyorum arka tarafa doğru. Bir defa doladım. Yaptığım yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Minik minik yapıyorum arkadaşlar burada trabzanlarımı. İkinci, üçüncü, üç tane yan yana trabzan yaptım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Aynı yerden tutturdum. Yine iki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bu şekilde 3 tane yaptım. iki tane zincir çektim. Yine döndüm. Yuvaya. 2 zincir çekiyorum. bir doluyorum. Trabzanlarımı yan yana iki tane yaptım. 3. de yapıyorum. Bu şekilde. Ve yine 2 zincirle kendi yuvasından sık iğne ile kapattım. Şöyle oluyor. Ütülendiği zaman görüntü bu şekilde olacak. Bir yandaki yuva için yine önce krem rengi olan Tomurcuğumu öne doğru katladım. Sık iğne ile. Zincirimin altından giriyorum. 2 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkarak. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 3 trabzanımı yaptım. Üstüne 2 zincir çektim. Bu şekilde. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Yan yana 3 tane daha. Trabzan yaptım, iki tane zincir çektim yine bu şekilde. Her e, yuvaya üç tane renkli yaprak yapıyoruz. Üç tane yeterli arkadaşlar. Çok fazla üst üste binme durumu olmasın. Yine en son iki zincirle bu yuvadaki işimi tamamlıyorum. Yan tarafa geçeceğim şimdi. Yan tarafta yine krem rengi olan bölümü katladım. Mavi zincirimin altından giriyorum. İkişer ikişer, e, iki tane zincir çektim yanına 3 tane bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak trabzan yapıyoruz 3 tane yaptım üstüne 2 zincir çektim kapatıyorum yine 3 2 tane zincir çektim 3 tane trabzan yapıyorum yine yan yana ve yine aynı yerden kapatacağım 2 tane zincir çekerek kapattım son dalımdayım burada yandaki çemenimizi de tutturma noktası var ona. Onu göstereceğim. İki zincir çektim. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. 3. trabzanı yapıyorum. 3. trabzanı yaptıktan sonra çimenime bir tane tepesinden sık iğne yaptım. Ve üstüne iki tane zincir çekip yine mavi zincirimin olduğu şöyle göstereyim. Mavi zincirimden sık iğne ile tuttum. Tutturdum. Üstüne de sıkıca zincirimi kestim. Zincirimi yaptım. Burada ipimi keseceğim şimdi. Ee, sonra ütül, ütüyle düzeltip göstermek istiyorum size. Ben oyamın her iki çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Şöyle yazmama deseniyle birlikte de göstermek istiyorum. Yazmama da çok uyumlu buldum açıkçası. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Verdiğim sayılardan yaparsanız aynısı olacaktır. Ee, yakın plan fotoğraf isteyenler için de beni instagramda oyam sayfamdan takip ettik, ettiğinizde yakın plan fotoğraflarımı da kolaylıkla takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.